çünkü hala çok heyecanlıyım. Dediğiniz gibi evet çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Belki nasıl tarif etsem bu hissi. Ben çok mutluyum, onlar orada üzgün. Yani yaşadığımız durumdan dolayı tabii ki ben de üzgünüm ama böyle bir başarı getirebildiğim için ülkeme, hele ki böyle bir dönemde. Çünkü rakiplerim şunu söylediler bana bugün yarışırken sahada. Gerçekten inanılmazsın. Yani çok zor bir şeyi başardın. Umarım yüzlerini güldürebiliriz. Bugün böyle performans beklemiyordu kendine. Evet. Nasıl hazırlandın? Yani bu özel dönemde benim de kastederek soruyorum. Yani nasıl motive ettin? Şöyle, biz Eylül ayında zaten başlamıştık sezona. O zamanlar böyle bir durum yoktu. Yarışmanın zaten burada olacağını çok erken bir tarihte öğrenmiştik ve ondan sonra kendi ülkemizde, kendi seyircimizin önünde neden bir madalya olmasın? Çalışmalarımız ona göre başladık. Zaten hedefimiz, önceliklerimiz değişti. Sonrasında yarışa çok az bir zaman kala, yani bir aydan daha az bir süre kala böyle bir durumla karşılaştık. Tam böyle vazgeçmenin eşiğine gelir insan çünkü bir anlamı yok yaptığım şeyin, bir anlamı kalmayacaktı. Ama yanında olan insanlar, yani şöyle, kendin için değil, emeklerin için tabii ki de ama insanlık için belki bir başarı, büyük bir adım olurdu benim yaptığım şey. Bu şeyle, bu istekle, yani depremzedeler için çıktım bugün sahaya diyebilirim. Şimdi önce yaptığım şeyin farkına varayım, sonra bununla ilgili konuşacağım ama hala çok heyecanlıyım dediğim gibi. Madalyamı beni destekleyen, ekran başından destekleyen depremzedelere, bütün Türk halkına armağan ediyorum. Bundan sonraki hedefimiz şöyle, yazın yapılacak olan Budapeşte de Dünya Şampiyonası olacak. Orada final yarışmak diye başlayalım. Sonrasına bakarız. 2004'de.